da bu yıllardır maalesef henüz çözülmeyen bir sorun. Bunu gerçekten artık ciddi bir şekilde kalıcı bir çözüme ulaşmasını istiyoruz. Kadınlar rahat bir şekilde hiçbir caddeden, hiçbir sokaktan yürüyemiyor. Çoğu zaman taciz ediliyor. Kadınların yaşam alanı zaten çok dar. Çarşıya geldikleri zaman, ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri zaman maalesef boş bir kalabalık, erkeklerin çarşı başından sonuna kadar oturduğu ve sürekli birilerini dikizlediği bir alanla karşılaşıyorlar. Rahat olamıyorlar. Sürekli yollarını uzatmak zorunda kalıyorlar. Çoğu zaman psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Yanındaki erkek arkadaşı, eşi, sevdiği insan tarafından oradan yürümeyeceksin tarzında, orada kalabalık var tarzında söylemlerle karşılaşıyorlar. O yüzden gerçekten yüksek oda artık bu sorunun çözüme ulaşmasını istiyoruz. Onun dışında kesinlikle esnafın da bu konuda mağdur olmamasını istiyoruz. Bu konuda zabıtanın ve zabıta müdürlüğünün kesinlikle taviz vermemesini istiyoruz. Daha çok kalıcı çözümler üretmelerini istiyoruz. Çay bahçeleri yapılsın, burada oturmak isteyen gençler için, yaşlarımız için buradan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize sesleniyorum. Lütfen yani bu sokakları, bu caddeleri rahat bırakın ki biz de rahat gelip gidelim. Artık başımız önde, yürümek istemiyoruz biz de. Yüksekova'da ana cadde üzerinde konulan taburelerin kadın ve erkek üzerindeki etkileri oldukça fazla. Bu durumda kadınlar genel itibariyle burada mağdur ediliyor. Çünkü kadınlar kendini rahat hissedemedikleri için merkeze rahat bir şekilde yürüyemiyorlar. Bu noktada kadın ve erkeklere yönelik farklı yerlerin, halk kütüphaneleri gibi ya da oturabilecekleri farklı bir merkezi alanların açılması gerekiyor. Bu noktada da eksik kaldığımız zaten ortada. Ya kadınların rahat bir şekilde oturabileceği alanlar yaratılması gerekiyor ya da erkeklerin koymuş oldukları o taburalar üzerinden bir an önce çekilmeleri ve çarşı merkezinin sadece insanların gezip dolaşabildiği ve işlerini görebilecekleri alanlara çevrilmesi gerekiyor. Belediye çok fazla iş düşüyor. Çünkü burada merkezi itibariyle sadece merkez erkeklerin egemenliği altında kalmış oluyor. Kadınlar tamamen kendi içerisinde itibarsızlaştırılıyor ve kendi içerisinde daha çok içe dönük bir şekilde ayrıştırılmaya başlıyor. Bu yüzden de biz istiyoruz ki tabureler oradan kaldırılsın. Yüksekova'nın en büyük sıkıntılarından biri de bu tabure olayıdır. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz, hiçbir şehirde böyle bir şey göremezsiniz. Aileler yürüyemiyor, kadınlarımız yürüyemiyor. Tam kimsenin ekmeğine karşı değiliz ama böyle de olmuyor. Yani gitsinler bir bahçe tutsunlar, bir dükkan tutsunlar. Cidden de çok büyük rahatsızlık veriyor. Hem biz esnafa da büyük bir engel olunuyor. Bayanlar içeri giremiyor, bayanlar dükkanlara giremiyor. Sırf başıboş erkekler yüzünden dükkanlara giremiyorlar. Çarşıda rahat rahat gezemiyorlar. Çarşı merkezde kurulan tabureler hepimizin hayatını bir şekilde kısıtlıyor maalesef. Çok rahatsızız. Yani hem yürüyüş alanımız daralıyor hem sözlü tacize uğruyoruz. Bunlardan kaçınmak için maalesef ki caddeleri kullanıyoruz. Caddelerde de bildiğiniz gibi araçlar geçiyor. Hayatımızı bir şekilde riske atıyoruz. Bunun kalıcı bir çözümü olmalı. Yapmalılar yani bununla ilgili bir şeyler. Zabıtanın da bu konuda kesin bir çözüm üretmesi lazım. Daha çok üstüne gidilmesi lazım. Kalıcı çözümler üretiliyor ama bu yeterli değil. Akşam sabah kaldırıp akşam tekrar aynı şeyi yapmak çözüm değildir. Biz kalıcı çözümler istiyoruz. Yolda gelip geçerken malum sadece erkekler oturuyor buralara. Gelip geçerken aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Başımıza önümüze eğip öyle geçmemiz gerekiyor çoğu zaman. Yani sağımıza solumuza bile bakamıyoruz. Mesela burası bu durumda, biraz ilerisi daha kötü durumda maalesef. Çay bahçeleri oluştursunlar mesela, buna böyle bir çözüm üretebilirler. Yani hani açık hava istiyorlarsa, eğer ki içeride darlanıyorlarsa mesela, çay bahçeleri yapsınlar ya da başka yerlere taşısınlar bu gibi tabure ve sandalyeleri. Çünkü gerçekten gelip geçerken zaten yollar dar, arabalar da park etmiş durumda. Yayaların geçmesi için hiçbir fırsat verilmiyor maalesef. Benim Yüksekova ile ilgili en büyük problemim bu oturacak, yani oturulan yerler, tabureler kaldırımın çoğunu işgal ediyor. Hem geçişi zorlaştırıyor hem burada oturanlar genelde erkek çoğunluk oluyor. Bu da çok rahatsız edici bir şey çünkü sürekli dik dik bakıyorlar, işte insan kendini taciz edilmiş hissediyor. Biz burada rahat yürüyemiyoruz. Genelde hep dolu oluyor yol kenarları. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı yani. Ben bir kadın olarak çok rahatsız oluyorum bu durumda. Yetkililer çözüm bulmalı bence. Bu onların işi, görevi sonuçta. İşte bu buranın bir şehir planlaması, bir düzen şeyi olmalı.